Arkadaşlar merhaba, ben Ziraat Teknikeri Mehmet İnan. Mersin'in Tarsus ilçesinden video göndermekteyim size. Bugün kendi bahçemizden size sesleniyorum arkadaşlar. Yabancı ot mücadelesi yapıyoruz. Temmuz'un şu an 10 Temmuz. Orta dönemde, yani turunçgilin yaz döneminde yabancı otla mücadele yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Makineyle yapıyoruz. Kendi tasarlamış olduğumuz makinamız var. Bu makineyle ot ilaçlaması yapıyoruz. Ben bu makineyi videoya aldım. Nasıl çalışıyor? Nasıl ilaçlama yapıyor? Nelere dikkat ediyoruz? Hem el ile hem makineyle ilaçlama yapıyoruz. Şimdi videomda bunları detaylı olarak anlatacağım. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar, alanımız çok büyük olduğu için işçilik maliyetleri bayağı yükseliyor. İşçilik maliyetleri de yükseldiği için bizi de bu aletleri geliştirmeye, kullanmaya teşvik ediyor. Aletimiz nasıl bir şey? Bildiğimiz arka tarafta ilaçlama holderimiz, ön tarafa makineye bağlanıyor. Makine Wobil ile sürüm yapamadığımız damlama hortumlarının serili olduğu ağaç eteklerine ilaç püskürtüyor. Videonun ilerleyen kısımlarında size makineyi detaylıca yakından göstereceğim. Parçalarını, elemanlarını tanıtacağım. Şimdilik bu kadar. Bir bakın, kaba taslak olarak bir bakın arkadaşlar. Giderken ağaç eteklerinin altındaki otları eğiyor. Eğerken de üzerinden ilaç sıkıyor. Hem otları yatırmaya hem de ilaç sıkmaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Biraz şöyle yakından inceleyelim arkadaşlar. İlaç değmiş mi değmemiş mi, hem onu da görmüş olursunuz bir. Şöyle yakınlaştırıyoruz. Bakın, otları yatırmış ve ilacı görüyorsunuz. Şu an bitkilerin üzeri ıslak ve ilaçlamış. İlaçlama işlemi tamamlanmıştır arkadaşlar. İsterseniz aletimize şöyle bir yakından bakalım. Traktörün ağırlıklarının üzerine vida ile montalanmış çatı var ve lif var. İleri geri gitmesini sağlayan bir lifimiz var. Pompamız, yağ pompamız. Şurada bir şeyimiz var. Kızaklı bir sistem var. Hidrolik lifine bağlı. İleri geri gitmesini sağlıyor. Şöyle bir bakalım tekrar. Aşağı tarafta şeyler var. Fırçalar var. Fırçaları görüyorsunuz. Hem otları yatırmaya yarıyor, hem de ilacın uçmasını engelliyor. Bakın, böyle ağacın eteğinin altına kadar gidebiliyor. Kızaklı bu. Hidrolikle ileri geri gidebiliyor. İlaç vanaları var, görüyorsunuz. İlaç geliyor. Arka taraftaki holderden geliyor. Makinenin birinci kısmına veriyor ve ikinci kısmına. İki parça şeklinde. Hidrolikli bir pompa var. Yine yukarı aşağı kalkmasını, açıyı ayarlıyor. Misal 60 derecede atabiliyoruz. 50 derecede atabiliyoruz. 30 derecede atabiliyoruz. Böyle bir ayar yapıyor. Yukarı aşağı. Kumanda merkezi var. Görüyorsunuz. Kollar yardımıyla işte ileri geri, sağa sola, yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Yağ motorun hidrolik yağ, arka yağına bağlı. Kumandayla makinemizi istediğimiz yöne çekebiliyoruz. Holderimiz var arkada. İlaçlama holderi. Görüyorsunuz. Hortum geliyor. Basıncı yapan holder geliyor burada. İlaç açma kapama yeri var. Holdere bir şöyle bir bakalım arkadaşlar. Arka taraftan bildiğimiz ilaçlama tabancasının hortumu. Onu aldık. Şoförün yanına bir açma kapatma sistemi var. Oradan ilacı veriyor, açıyor, kapatıyor, basıncı yükseltiyor, arttırıyor. Böyle bir sistem arkadaşlar. Bakıyoruz. Arkadaş çalıştırmaya başladı. Geliyor, bakın, yatırıyor otları. Üzerine ilaç sıkıyor. İlacı görmeniz zor. Şu an biraz attı, görüyorsunuz. Böyle devam ediyor. Sıra sonuna geldiğinde ilacı kesiyor. Makineyi kaldırıyor. Dönüşünü alıyor. Eğiyor, indiriyor. Holder çalıştıracak.
Bakın şaft çalışmaya başladı. Holder basınç yapıyor. Gönderiyor ilacı. Ve ilaçlama başladı arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bütün alanı ilaçlıyoruz. Görüyorsunuz ıslak bitkiler. Yaklaşık holderimiz 2 tonluk. Bakın ağacın köküne kadar gönderiyor. Ara yerleri biz kendimiz süreceğiz. Kobili ile. Ağaca yakın yerleri, kobilinin girmediği yerler ilaçlandı arkadaşlar. Kobilinin girebildiği son noktayı görüyoruz. Bakın ağaç köküyle kobilinin son geldiği nokta arasında fark var. İşte buraları ilaçlıyoruz arkadaşlar. Genelde de ot çıkışı burada oluyor yazın. Çünkü damlama hortumu oraları ıslatıyor. Ot çıkışı orada oluyor. Aralarda sürüyoruz. Bir defa makinemiz oluyor arkadaşlar. Şimdi makinamız yaklaşık sadece ağaç eteklerinin altına attığı için 2 tonluk depoyla 150 hatta 175 dönüme kadar ilaçlama yapıyoruz arkadaşlar. 2 tonluk holder 175 dönüm yer ilaçlıyor arkadaşlar. Bu şekilde atıyoruz. İyi de sonuç alıyoruz. Bu tarz videoların devamı için kanalımı beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.